Herkese Tur Peşinden'in yeni bir bölümünden merhaba. Malum, ülkemizin de içinde bulunduğu bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bunu en az hasarlı atlatmayı diliyoruz. Peki, gelelim o malum soruya. Bu hafta neredeyiz? Sevgili Tur Peşinden takipçileri, sizleri bu hafta Turpanyo sponsorluğunda Maşukiye Orman Yatırı'na götürüyoruz. Buyurun gidelim. Şimdi aracımız geldi. Aracımıza binmek için ilk önce kontrollerin yapılması gerekiyor. Aracımıza binen yolculara hepsine ateş ölçümü, HES kodlarının alınması ve maske verilmesi gerekiyor. Turpanyo sponsorluğundaki tur programımız toplama noktalarımız olan Bakırköy, Mecidiyeköy, Kadıköy, Kartal, Gebze ve İzmit'teki misafirlerimizi alarak yolculuğumuza başlıyoruz. İlk durağımız olan kahvaltı yapacağımız mekanda kahvaltımızı yaptıktan sonra Maşukiye'ye hareket edeceğiz. Buradaki seyahat noktalarımızı ziyaretle ve bizleri bekleyen aktiviteleri yaptıktan sonra sırasıyla cam teras ve ters eve uğrayacağız. Son durağımız olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ettikten sonra turumuzu tamamlayıp İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Yapacağımız yere geldik. Saat 9:10 geçe araçlarda olalım. İbrahim Bey şu an bizler için hazırlamış olduğu kahvaltıyı servis ediyor. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Mıhlamamız da geldi. Efsane bir lezzet gözüküyor şu an. Buyurun şöyle bir bakalım. Oo, çok güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Sizleri de bu güzel manzarayla baş başa bırakıyoruz. Buyurun.
Şimdi kahvaltımıza oturduk. Güzel bir kahvaltı bizleri bekliyor. Müsaade ederseniz kameramanımı da şöyle karşıma alıp güzel bir kahvaltı yapmak istiyoruz. İbrahim Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu güzel kahvaltı hazırladığı için tekrardan. Çekmeye devam edeceksen ben yemek yemeye devam ediyorum kardeşim. Aç gitsin herhalde. Çekip geliyorum. Gel sana bir şey bırakmam bak burada. Sukay Bey Park'a geldiğinizde burada sadece kahvaltı yapmıyorsunuz. Yapabileceğiniz birçok aktivite var. Arkamda görmüş olduğunuz poligon burada atış yapabileceğiniz bir yer. Şimdi birlikte biraz bunu deneyelim. Buyurun. Atış yapabiliyor muyuz? Bak çaplı bir sorun yaşıyoruz ışıklarla alakalı. Şimdi onları çözmeye çalışıyoruz bu yetkililer. Hep beraber güzel bir vakit geçireceğiz burada. Şimdi ben hazırım. Siz de hazırsanız bir atışa başlayalım bakalım. Vurabileceğiz mi? Buraya gelerek bu arkamda görmüş olduğunuz kaydırakta, su kaydırağında eğitim alarak saati 50 TL gibi bir ücret karşılığında faydalanabiliyorsunuz. Bunu şimdi izleyelim bakalım neler yapıyorlar. Tabii şimdi biz yapmayacağız. Haliyle bizim şu an bunu yapacak vaktimiz yok o kadar. Ama sizler için yapanları görüntüleyeceğiz şimdi. Buyurun bakalım nasıl yapılıyor bu iş. Bir hocasından öğrenelim önce. Bir soralım bakalım neler oluyor. Sukay Park'ta bu sporu yapabilmek için önce bir eğitim almanız gerekiyor. Yanımızda da bu işin ustası, hocası Hamit Bey var. Hamit Bey'le kısa bir röportaj yapacağız bu konuyla ilgili. Hamit Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler? Bizler deyiz. Şu an buraya turumuzla birlikte geldik. Buranın tanıtımını yapıyoruz böylece. Burada yapılan bu sporla ilgili bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii. Buraya gelen arkadaşlarımız yukarıdan kayıt ofisimizden kayıtlarını alıyorlar. Ondan sonra can yeleği, kask ve bordlarını biz temin ediyoruz. İlk başta bir temel teorik eğitim, karada bir mantık ve güvenlik kuralları ile ilgili temel eğitim alıyorlar. Ondan sonra denemeye başlayabiliyorlar. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor. Bununla beraber bir iki saat içerisinde öğrenmeden gitmeyen yok zaten. Bizim şu an vaktimiz yok ama bu sporu kameramanım ve ben gayet güzel olduğunu biliyoruz. Fırsatını bulduğumuzda bunun için ekstra buraya geleceğiz. Ve tabii bize bu sporu öğreteceksiniz. Olur mu? Tabii ki de seve seve her zaman beklerim. Peki buraya gelmek isteyen misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Bu sporla ilgili, ücretlerle ilgili. Mesela bir kişi geldi, ben dışarıdan bir geldim buraya. Evet. Dedim ki size ben bu sporu öğrenmek istiyorum. Bunun için nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Şöyle oluyor, genelde turnike sistemimiz var. Saatlik veya gün boyu şeklinde, tarifeler şeklinde kendileri nasıl arzu ederse içeri giriş sağlayabiliyorlar. Burada da sporun kendi özelliği olarak söyleyecek, konuşacak olursam, ben kendim beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum aynı zamanda. Bu sporun diğer bütün sporlardan farkı, vücudun bütün bölgeleri çalışıyor ve aktif olarak sürekli bir kas çalışması içerisinde giriyor. O yüzden düzenli beslenmelerden, kişinin kendini iyi hissetmesinden, kondisyonundan her şeye kadar etkisi var sporun. İçeri girişlerde de dediğim gibi kişi nasıl arzu ederse istediği şekilde içeriye giriş sağlayabiliyor. Gün boyu da yemek vesaire bütün her şeyini burada karşılayabiliyoruz ihtiyaçlarını. Yani siz de gelip bu sporu yapmak istiyorsanız herkesi Sky Park'a bekliyoruz. Şimdi kahvaltı yaptığımız yerden ayrılıyor ve Maşuki'ye doğru yola çıkıyoruz. Buyurun. Şimdi Maşuki'ye geldik. Burada
zipline, ATV ve UTV turları düzenliyor. Onlara katılacağız. Buyurun. Ne diyorsun? Erdal, ben bunu denemeli miyim? O cesaret bende var. Hadi gidelim. Ben askerliğimi komando olarak yaptım ya. Allah Allah. Ankara'da Jandarma Okullar Genel Komutanlığı'nda Beytepe kampüsünde özel gösteri tatbikat bölümündeydim. Turumuz şimdi yavaş yavaş hareketleniyor. Hep beraber motorlar sıraya girecek. Ondan sonra turumuza başlayacağız sayın seyirciler. Turumuz UTV'ler ve ATV'ler olarak devam edecek şimdi. Güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmek için rehberimiz önden, biz de arkadan seyredeceğiz. Şimdi ise turumuz başlamak üzere. Yetkilimiz bize bu turda neler yapacağımızı anlatacak. Evet, öncelikle arkadaşlarımızla 40-45 dakikalık bir turumuz var. Önce vadi gibi bir yere gireceğiz. Dönüşünde Bayraktepe diye bir yerimiz var. Orada bir 10 dakikalık molamız var. Manzarası var. Resim çekilebiliyoruz, çay içebiliyoruz, dondurma yiyebiliyoruz falan. Sonra dönüşümüzde tekrardan buraya geliyoruz. Bizi güzel bir macera bekliyor arkadaşlar. Biraz da tozlu olacaksınız yani. Toza hazırlıklı olun. Gülü seven dikenine katlanır misali. Biz de toza katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Öncelikle güvenlik. Rehberimize uyacağız. Birbirimizi sollamayacağız. Başka bir sıkıntımız olmaz. Kurallara uyarsak hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyor ve turumuzu başlatmak üzere startımızı yetkilimizden alıyoruz. Go! Turumuz yukarıya doğru heyecanla devam ediyor sayın seyirciler. Evet Erdal Bey. Çok eğlenceli bir aktivite. Buraya gelenler mutlaka bu aktiviteyi yapmasını öneriyorum. Şimdi müsaadenizle mikrofonu bırakarak yokuş yukarı doğru çıkarken bir sakatlık yaşanmaması adına mikrofonu bırakıyorum. Tura bakarsanız ATV turu yaparken bile trafikte karşılaşabiliyorsunuz. Erdal nasıl? Sence eğlenceli mi? Çekim yapmak pek de eğlenceli değil ama. Bizim için gayet eğlenceli. Çok zor şartlar altında bir çekim oluyor arkadaşlar. Bunu bilin istiyorum ama tabii ki önce güvenlik, sonra çekim. Ortalama 45 dakika sürecek bu yolculuğumuz. Güzel bir şekilde seyrimize devam ediyoruz. Hafta sonu değerlendirmek isteyen insanlar buraya gelerek bu güzel aktiviteden faydalanabilirler. Kesinlikle buraya geldiğiniz zaman bu aktiviteyi yapmadan buradan gitmeyin. Bu çok güzel olacak sizin için. Yemyeşil orman,
Doğa sizleri bekliyor. Bu güzel aktiviteyi buraya geldiğiniz zaman mutlaka yapın diyorum. Şimdi asfalt yol bitti. Tozlu yollara girdik. Artık toza bulanma zamanı. Doğaya çıkıyorsanız tozu mutlaka yaşayacaksınız. Arkamızda kaza gerçekleşti. Kameramanımız zor şartlarda çekim yapıyor. Güzel bir çekim olması için ve sizler için uğraşıyor. Turunuz nasıl geçiyor? Mükemmel. Yani mükemmel geçmemesi imkansız. Böyle güzel bir doğanın içinde böyle bir seferi insana mükemmel geliyor. Bazı yolcularımız kamyon arkası yolculuğu yaparken büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Önü de seyrediyorlar kendileri. Yoruluyor mu? Rehberimize eşlik eden, bizim kameramıza eşlik eden arkadaşımız da sağ olsun kameramız titremesin diye çok uğraş veriyor. Turumuz haricinde burada birçok firma var. Bu turu, bu aktiviteyi düzenleyen. Onlar da gayet güzel bir yolculuk yapıyorlar. Şimdi zirveye geldik. Motorlarımızı bıraktık ve burada kısa bir çay molası vereceğiz. Şimdi mola noktamız olan Bayraktepe'ye geldik. Turumuzun rehberiyle tekrardan burada güzel bir sohbet yapacağız. Bize burayla ilgili bilgiler vermeye devam edecek kendisi. İlker Bey merhabalar tekrar. Merhabalar. Nasıl geldik? Tozlu muyduk? Biraz tozlu olacak tabii. Doğayı seven tozuna katlanır. Evet. Hani bu gülü seven dikenine katlanır misali. Evet. Böyle evet. Bir şeye kalkışıyorsak bunu da göze alacağız tabii ki. Tabii ki. Tabii. Şimdi bulunduğumuz bölgeyle ilgili bize bilgiler verir misiniz? Turumuzun 30. dakikasından sonra ulaştığımız yer Bayraktepe oluyor. Burada mola yerimiz. Çay içebiliyoruz. Manzaraya karşı resim çekebiliyoruz. Gördüğünüz üzere manzaramızda İzmit Körfezi var. Aşağı alanda Cengiz Topel Havaalanı'nı da görüyor. Sağ tarafımızda ise Sapanca Gölü'nü görüyor. Gayet güzel bir ortam. Başka diyebileceğim, doğayla iç içeyiz yani geldiğimiz yer olarak. Yani dediğimiz gibi az önce de söylemiştim. Şehrin stresinden, sıkıntısından kurtulmak isteyenleri bu doğayla iç içe olan bu mekana bekliyoruz. Yani gelsinler burada güzel vakit geçeceklerini ben garanti ediyorum. İlker abi sen de garanti ediyor musun? Hem de nasıl. Gelsinler Texas ATV. Texas ATV'ye mutlaka uğrayın. Güvenli yolculuklar yapıyorlar. Evet. Burada eğlenceli vakit geçirmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Haklısın. Haksızsın. Yok. Evet hayır oynar gibi olduk ya burada. Güzel. Ama sağlıklı güzel. Saatli geldik. Kazasız belasız. İnişimiz de öyle olduğu sürece bizim için sizin mutluluğunuz daha önemli. Sağlığınız. Bence de öyle. Şimdi güzel bir çay içelim burada. Bu manzaranın güzelliklerini sizlere gösterelim. Ondan sonra turumuza buradan devam edelim. Şimdi ise turumuz devam ediyor. Bayraktepe'deyiz.
turumuza katılan misafirlerimiz de tur hakkında kısa bir değerlendirme alacağız. Öncelikle merhaba diyorum hepinize. Merhaba. Turumuzdan memnun musunuz? Evet, çok memnunum. Gelmeden önce biraz endişelerimiz vardı ama geldikten sonra gördük ki her şey çok güzel ve çok güzel ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gelirseniz ATV turu yapmanızı da öneriyorum. Çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. ATV turu gerçekten çok zevkliydi. Yukarı çıkarken biraz toza bulandık ama evet. O kadar da olur diyoruz. Bu eğlencenin bir parçası toza bulanmak diye düşünüyorum. Evet. Şunu sormak istiyorum size. Bu tura katılırken nasıl karar verdiniz? Yani şöyle söylemek istiyorum. Bazı endişeleriniz var mıydı? Malum bu pandemi dönemi yaşıyoruz şu an. Bununla ilgili bir endişe yaşadınız mı? Tabii ki endişelerimiz vardı. Hani şeyden korkuyorduk. Otobüs çok kalabalık olur mu? Yanımıza kim oturur? Bilmediğimiz biri oturur mu falan? Ama hiç öyle değil. Tanıdığınız biri ise yanınızda oturabiliyor. Değilse zaten iki kişilik koltuklarda tek başınıza oturabiliyorsunuz. Otobüse bindikten sonra hijyen seti veriyorlar. İçinde eldiven, maske ve dezenfektan var. Gayet güzel. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani bu çok önemliydi. Bence de çok önemliydi. Yani tura binerken o maskenin, dezenfektanın, eldivenin gerçekten verilmesi sağlık açısından bu turun ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. Ya bu konuda biz Turpanya'ya teşekkür ediyoruz, değil mi? Evet. Teşekkürler. Size de ben teşekkür ediyorum. Röportaja katıldığınız için size de turunuzda iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler size. Bayraktepe'ye geldiğinizde güzel resim çekim alanlarından bir tanesi de bu salıncak diye düşünüyorum. Sizler için burada biraz oturup güzel salıncakla sallanmaya karar verdim. Buradan nasıl göründüğünü bilmiyorum ama şu an çok güzel bir yer. Arkamda Sapanca Gölü ve eşsiz doğası sizleri karşılıyor. Buraya geldiğiniz zaman arkamdaki yerde durarak güzel bir fotoğraf çekmeyi mutlaka yapın. Kameramanımdan o kadar çok ayrı kaldım ki şimdi birlikte devam ediyoruz. Şehirde sizler için gizlemesine görüntüsü gereken yerleri dolaşıyor ve sizlere gösteriyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Turumuz şu an bitti. Yorucu bir tur oldu ama güzel bir turdu. Safari turumuz burada bitti. İlker Bey'e bize bu güzel turu yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Texas Safari'ye herkesi davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, sağlıklı, kazasız, belasız geldik. Tur için teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi yıkanmamız lazım ona göre. Evet, çok tozlandık maalesef ama olsun, güzeldi. Şimdi turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maşukiye'ye geldiğiniz zaman arkanızda böyle bir manzara varken güzel bir resim çekinmeyi sakın unutmayın diyorum. Bu manzara, bu güzellik mutlaka anılarınızda bulunsun diyorum. Geçen hafta yanımızda Efe Papağan vardı. Bu hafta ise Alice yanımızda. Alice bize güzel fotoğraf çekinmek için burada herkesi karşılıyor. Alice çok tatlı bir hayvan. Biraz şımarık herhalde. Ama ben bayılıyorum biliyorsunuz. Şu anda saatim de oynuyor. Ama Alice yapmasan daha güzel olmaz mı Alice? Alice. Oh Alice. Alice saat emanet Alice. Oh. Parmağını şu an bana geçirir sağ olsun.
Buraya geldiğiniz zaman Alice'le mutlaka fotoğraf çekmeyi unutmayın. Alice sizleri burada karşılıyor. Şimdi kıyafetimizi giydik, güvenlik önlemlerimizi aldık, zipline'a gidiyoruz. Güvenlik önlemleri alınıyor şu an. Zipline hazırız. Ben şimdi kamerayı alıyorum, giderken bir çekeyim. Tutmak istiyorsan arkadaki iki yükten tutuyorsun. Tamam, tutman zorunda değilsin ama. Tamam, sıkıntı yok. Şu öndeki giyip, tren, araç gibi düşün. Mutlaka karşı kuleye yaklaştığında bunu çekiyor. Spreyini kullan. Tamam abi. Hadi gidiyoruz. Evet, hazırız. Gidiyoruz. Evet, işte bu kadar. Bizi burada hemen güzel bir arkadaşımız karşıladı böyle. Kalk abi ya. Kalktım ayağa. Hala oturuyorum. Aynen. Daha ilk defa yaptığım için. Evet. Buradan yukarı çıkıyoruz evet şimdi. Geri mi gidiyoruz şimdi buradan? Şimdi geldiğimiz yere geri dönmek için böyle bir merdivenlerden çıkarak yukarı çıkıyoruz. Evet, sevgili Yıldız TV seyircileri, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan geri dönüşe geçiyoruz şu an. Merhabalar. Buradan ikinci merdiveni çıkıyoruz. Ben biraz yüzüm herhalde. Tamam kardeşim. Şimdi hazırız, dönüşe geçebiliriz. Tamam, merhaba. Sağ ol. Allah. Biraz işte kaldığı için sıkıntı yaşadık ama olsun. Eğlenceliydi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğayla insanı bir araya getiriyor. Buraya geldiğinizde buralarda kesinlikle kendinizi bir hatıra saklayın. Ablalarımız artık şöyle yavaş oynatılıyor abi. Ablanın izniyle kimlik olacak. Bu arkadaşım burada aynı papağanlarla birlikte buradaki gelenlere hatıra resim çektiriyor. Ve karşılığında kısa ufak bir ücret talep ediyorlar. Şimdi bildiğiniz gibi gezmek yorucu bir iş. Tamam, geziyoruz, görüyoruz ama gerçekten çok yoruluyoruz. Bu görüntüleri çekebilmek gerçekten yorucu. Aşağıda zipline yaptıktan sonra yukarıda şelaleye doğru çıktık. Şimdi buraya çıkarken de aşırı bir yorulduk. Hemen buraya geldik. Bir tane su ve hararetin bir numara ilacı, çayı bitirdik. Ondan sonra size bir iki kelam etmek istedim. Geldiğiniz zaman burada yorulmayı göze alacaksınız. Bununla ilgili ama eğlence garanti diye söylüyorum size. Turumuz devam ediyor. Maşukiye'den yukarı çıktığınızda sizi böyle bir şelale karşılıyor. Buraya geldiğinizde burada güzel bir resim çekip unutmayın.
Hemen burada alt tarafta alabalıkların olduğu küçük bir havuz da bulunuyor. Bu manzarada güzel resim çekmek gerçekten eğlenceli oluyor. Şimdi buradan yukarıya doğru devam edelim. Bir bakalım yukarıda neler var, neler yok. Sizler için bir görüntüleyelim. Buyurun. Hemen buranın girişinde hediyelik ürünlerin satıldığı bir mağaza da bulunuyor. Merhabalar. Gelin isterseniz bir içeriye bakalım neler var içeride. Hep beraber görüntüleyelim. Merhabalar, kolay gelsin. Böyle burada insanlar gelip buradan hediyelik eşyalar alıp sevdiklerine alırlar ve hatıraları oluşturuyorlar. Şimdi bu yeşilliklerin arasından yukarı doğru çıkalım. Bakalım bizleri neler karşılıyor. Buyurun. Hemen abi ortak oluyorum. Güzel değilmiş. Devam ediyoruz. Kiraz diye aldım ama kareymiş diye bir şeymiş. Kapıda hiç güzel değil. Annemin çiçeklerine benziyor. Şöyle. Şehrin stresinden kurtulmanın en güzel yolu doğa ile birlikte olmak. Doğa insanın bütün stresini alıyor. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Şimdi cam terasa geldik. Şimdi sizler için görüntüleyeceğiz. Buyurun gezelim. Cam terasa geldiğinizde hemen burada sağ solu dükkanlar sizleri karşılıyor. Buraya geldiğiniz zaman ufak tefek alışverişler de yapabilirsiniz. Buyurun. Burada her yaştan insanlara hitap eden farklı uygulamalar var. Şimdi cam terasa doğru bir çıkalım bakalım oranın manzarası nasıl. Şimdi cam terasa geldik. Cam terasa çıkabilmek için öncelikle ayağımıza galoş giyiyoruz, maskelerimizi takıyoruz ve o şekilde çıkıyoruz. Buyurun. Aşağısı biraz ürkütücü ama arkamdaki manzara gerçekten çok güzel. Buraya gelen misafirler de en güzel manzarayı yakalayarak kendileri çekmeye çalışıyorlar. Şu aşağının korkunçluğuna bir bakabilir misiniz? Kendimi güvenceye alabilmek için demirlere basıyorum hala. Ama normalde de buraya da basabilirsin şöyle gördüğünüz gibi. İnsan kafasını aşağı indirip bakmadığı sürece korkmuyor. Ama o aşağıdaki o büyük manzarayı gördüğünüz zaman tabii insan biraz tırsıyor. Tur peşindesin de gezi programındasınız şu an. Nasıl? O kadar da zor değilmiş değil mi? Çok zor değil ama hissettiğim an çok zor. O düşeceği onu düşünmeyin. Ya aşağının boşluğunu düşünmediği sürece gayet güzel. Siz sadece yukarıya bakın manzarayı tadına çıkartın diye düşünüyorum. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Evet. Dediği gibi harika. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür. Evet, bir kişiyi daha teras korkusundan kurtardıktan sonra turumuza devam ediyoruz.
Selam ve selam Türküş Arabi abi. Buyur abi. Seninki de hay maşallah. Ne zaman damat olmuş inşallah. Gel efendim. Ooo. Var mı şeyler? Sarı bu yeni severim seni. Gel bakalım yanıma. Şerdun numayı. Yakalasın abi. Ooo. Buyur abi. Yakala abi. Hadi veriyorum abi. Tut abi. Tut abi. Bunları tut. Tut abi. Tut. Yakala abi. Yakala. Afiyet olsun abi. O ne? Allah Allah. Sen ne yaptın abim be? Allah Allah. Yeter mi böyle abi? Yeter mi? Maraş'ın madalyasını yeter mi? Süper. Tamam abi alıyorum o zaman geri. Ey maşallah. Abi abi kralı. Ayakkabının bağını bağladı. Perişan gözüküyorsun abi. Ooo ne yapıyorsun abi? Eyvah eyvah eyvah. Az şey oldu abi. Hadi abi çaktırma. Evet. Kolata veriyoruz. Bir abi. Yine yer diyorsun yarın tamam mı abi? Eyvah eyvah devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bir abi afiyet olsun. Seni gidi abi seni. Hadi afiyet olsun bir abi. Abi daha ne oldu ya hadi afiyet olsun. Hadi bu da abi afiyet olsun. Bu da abarttakini abi. Tekini abi seni seviyorum ben. Ne yapıyorsun abi böyle ya? Eyvah eyvah eyvah. Bir abim alayım abi. Sen abi. Afiyet olsun. O ne? Sen ne yaptın abi be? Buyur abi. Aha! Amanın bitirdin de Onur'a. Gel bakayım şöyle abi. Ses tut bakayım da Onur. Yoo ham yapacaksın. Ne yılasın ha? O dişlerini fırçalamıyorsun. Ama fırçala diyorsun değil mi? Çaydır ver geliyorum burada. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cam terasa geldik. Cam terası sizler için görüntüledik. Şimdi turumuzdan misafirlerimiz var. Misafirlerimizle turu değerlendireceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nur Seda Sevencan. Siz? Gözde Aras. Nasıl, turunuz nasıl geçiyor? İyi misiniz? Evet, şu an için iyiyim. Sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yaşamadınız? Hayır, biraz hava sıcak ama olsun. Onu hepimiz yaşıyoruz. Sizin var mı herhangi bir sıkıntınız turla alakalı? Herhangi bir sıkıntım yok zaten otobüste. Sağ olsunlar klimayı çok güzel açıyorlar, ferahlıyoruz. Onun dışında dışarıda yani güneşe yapacak bir şey yok. Güzel tamam. Eğleniyoruz, güzel vakit geçiyor. Yani buraya gelenleri biz hava çok sıcak olmasa gayet güzel olacak diye tahmin ediyoruz. Ama yani bu sıcak gerçekten insanı yoruyor. Yani hani böyle sürekli gölgeye kaçmaya çalışıyoruz ama ne kadar kaçabiliyorsunuz? Kaçma imkanımız yok yani. Tura katılan da bu sıkıntılara katlanmak zorunda yani. Peki size şöyle bir şey sorsam. Bu tura katılmaya nasıl karar verdiniz? İlk önce onu sorayım size. Yani eğlenmeye seviyoruz. Anlık spontane gelişti. Direkt hadi gidelim. Verdik. Hadi gidelim gittik. Aynen öyle. Hadi gidelim dedik gittik. Yani çok güzel olmuş. Ya böyle zaten bu tarz spontane gelişen şeyler gayet güzel oluyor. Evet. Benim de hayatımda, arkadaşımda da biz kameramızda da dünyayı dolaşan bir iki arkadaş olarak hep böyle ani kanallar alarak çıkıyoruz yola. Evet. Ya hadi nereye gidiyoruz? İşte şuraya. Hadi nereye gidiyoruz? Şuraya. Hep gittiğimiz yerlerde bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gayet de eğlenceli ve güzel geçti. Peki turumuzla ilgili sağlık açısından herhangi bir sıkıntı gördünüz mü? Hayır görmedim. Gayet sağlık kitlerini dağıttılar zaten. Hı-hı. Dezenfektan olsun, maske olsun. Şu an için sağlık için hiçbir sıkıntımız yok. Peki bu tura katılmak isteyip de hani böyle bu bizim yaşadığımız pandemiden şikayet eden insanlara turlarla alakalı güvenlik açısından bir şey söylemek ister misiniz? Yani şu an için sağlık açısından bir problem yok. Zaten bütün tesisatlar hepsi olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bütün önlemler alınıyor zaten. Koltuklarda da hepsini ara mesafelerimiz var. Mesafelerimizi koruyoruz, maskelerimizi takıyoruz. Senin için hiçbir sıkıntı yok. O zaman buradan herkese diyoruz ki turlara gelmekten korkmayın. Sizler için bütün önlemler alındı. Güzel ve güvenli bir yolculuk ve güzel bir tur yaşamak istiyorsanız turları mutlaka katılım sağlayın. Evet. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Ben de size iyi eğlenceler diyorum. İyi. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah işsiz kahvaltısıyla bizleri misafir eden Ukay Kafe ve restoranta tekrardan geldik. Bu sefer öğle yemeğini burada yiyeceğiz. Ondan sonra turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeah.
İbrahim Bey bizi yine eşsiz lezzetlerle buluşturmak için elinden ne gerekiyorsa yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama lütfen. Harikasınız. Sevgili Yıldız TV seyircileri, gene efsane bir masa hazırladı İbrahim abi bizim için. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İbrahim abi neler yaptınız böyle? Kesinlikle Maşiköy Sukay Restoranı'nın en güzel yemeklerini sizlere sunum yaptık. Hani buraya baktığınız zaman Sukay pidemiz var, Artvin pidemiz. Ayrıca güveçte kavurma var, güveçte köfte, kaşarlı mantar. Zaten bulunmayan eşsiz güzel. Ya gerçekten efsane, görüntü efsane. Lezzetin de efsane olduğuna adım gibi eminim. Kesinlikle. Sabah yaptığımız kahvaltıdaki o müthiş kahvaltıdan sonra bunun olmama ihtimali yok yani abi. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu yemekleri yapan ustamıza da giderken bir teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle yardımcı olacağım o konuda ben sizlere. Şimdi baktığım zaman şu yemeği şöyle. Efsane ya, vallahi efsane gözüküyor. O zaman şimdi ben bunları, onu bir alayım abi şöyle. Alıyorsun. Sizler için yiyorum bunu. Hizmette sınır yok. Ya, kesinlikle. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kaşarlı mantarın tadına bak. Hemen bakalım. Hemen bakıyorum. Kaşar hani her şeyde böyle üzüyor ya. Ne güzel oluyor. Ustama da ekstra uğrayacağım. Tamam, ben çıkacağım. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu yemekleri tadın. Bu lezzetleri kaçırmayın. Geldiğiniz zaman mutlaka gelin. Şimdi kameramanım da acıktı. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Gezdik. Efsane bir sıcak var ama olsun. Biz buraları sizin için görüntülemeye devam edeceğiz. Şimdi kameramla birlikte yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra turumuza devam edelim. Gene çok yoruldum ama değdi ya. Ne diyorsun burası için? Çok güzel. Yemekler lezzetli. Yemeklere baksana abi. Biz yemeğimizi yiyelim, ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Turumuzda devam ederken bizi şu an Tersev'e getirdiler. Şimdi Tersev'i sizler için götüreceğiz. Buyurun. Her şey baş aşağı. Hemen arkamda bir çocuk odası var. Yine sağ taraf bir yatak odası. Sol taraf ise bir banyonun ters dönmüş hali. Bu güzel yerde misafirlerimiz resim çekinerek buraya bir anı bırakıyorlar. Çocukların çok ilgi duyduğu bir yer burası. İçeri girdik şöyle, hemen koltuktan düşmüş gibi mi yapayım yoksa hemen böyle kafamın üstünde bir koltuk, hemen şöyle geçiyorum, hemen arkamda şöyle bir masa, ne diyorlar, bayanların uğrak yeri olan bu masayı görüntüleyelim, şifonyer diyoruz pardon. Şimdi devam edelim, diğer odaları da gösterelim size. Aşağı doğru kayıyorum tabii. Seviyorum seni. Ne? Resim çekiyor, şekil falan kaldırdı.
Çok eğlenceli görseller var. Çocuklar burada çok eğleniyor. Belki de ilk defa bunları böyle ters görüyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de sanayi için çevreyi, çevre için sanayi birbirine feda etmeyerek zoru başardı. Bu amaçla pek çok projeyi hayata geçirdi. Ormanya Doğal Yaşam Parkı da bu dev projelerden birisi olarak 7 Temmuz 2018 tarihinde açıldı. 10 yıllık en ince detayına kadar hesaplanmış bir projenin ürünü olan Ormanya, gerek inşasında kullanılan bütün malzemelerin doğal olmasından, gerekse de çocuklara yönelik katılımcı uygulamalarıyla alanında dünyaya örnek bir proje oldu. Bu kapsamda pek çok uygulama da Ormanya içerisinde hayata geçirildi. Bunlardan biri olan ve çocuklar için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü doğa okulunda öncelikle hedef doğayla zayıflayan bağların tekrar oluşturulmasını sağlamak ve çocuklara doğanın en saf halini gösterebilmekti. Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde barındırdığı 67 farklı türdeki 802 hayvanla da alanında öncü. Ayrıca proje çerçevesinde 30 karavan ve 50 çadır kapasiteli kamp alanı, 500 araçlık ücretsiz otopark, 8 kilometrelik bisiklet parkuru, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru, 3000 kişilik mesire alanı ve kent içinden ücretsiz ring servisleriyle kent insanının yeniden doğayla tanışmasına ve onun sırlarına vakıf olmasına imkan sağlıyor. Toplumun her kesimine ulaşan Ormanya çeşitli bölümlerden oluşmakta. Çocuk hayvanat bahçesi. Hayvanların doğal ortamlarında dolaşabildikleri, geleceğimiz olan çocuklarımızla kolayca temas halinde olabildikleri çocuk hayvanat bahçesinde 61 türde 701 adet hayvan var. Karavan ve çadır kamp alanı. 30 karavan ve 50 çadır kapasitesi bulunan kamp alanında tuvalet, su, aydınlatma, atık su dökümü gibi ihtiyaç olabilecek temel hizmetlerle ziyaretçilere doğayla iç içe konaklama imkanı sunulmakta. Vahşi yaşam alanı. Hayvanların doğal ortamları muhafaza edilerek oluşturulan bu alanda doğada sayıları azalan türlerin çoğaltılarak doğal ortamlarına tekrar salınması sağlanmakta. Aromatik bitki yolu. Ormanya'nın en önemli alanlarından birisi olan bu yolda çocuklara ve kent insanına aromatik bitkiler hakkında tanıtıcı bilgilerle birlikte bu bitkilerden oluşan 200 metrelik bir yolda gezinme imkanı sunulmakta. Doğa Müzesi. Artık doğal ortamında göremediğimiz ya da zor ulaşılabilen çeşitli canlı türlerine ait kurulacak olan herbaryum, fosiller ve tahniklerden oluşacak Doğa Müzesi'nin binası tamamlanmış olup, iç donatıları ile ilgili çalışmalarsa hızla devam etmekte. Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi. Yaban hayat canlılarına yönelik kurulan Hayvan Sağlık Merkezi'nde ise izleme, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik müdahalelerde bulunabiliyor. Şimdi ise Gamonya filmin çekildiği Ormanya'da Hobbit evlerinin önündeyiz. Buraları sizler için göstereceğiz. Ayrıca çocuklar burada çok eğleniyor ve aşırı mutlu oluyorlar. Şu an içerileri kapalı, içeriye giremediğimiz için sadece dışarıdan çekeceğiz. Şimdi ben kalkayım da bu Hobbit evin nasıl bir yer olduğunu bir görün en azından. Bana göre biraz büyük.
Sevgili Turp Ejinti takipçileri, bu haftalık Turpanya sponsorluğunda gerçekleştirmiş olduğumuz Maşukiye, Ormanya, Sapanca turumuzu burada tamamlıyoruz. Haftaya gezilmesi ve görülmesi gereken yerleri sizler için götürmeye devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook ve YouTube adresimiz Turpeşinde.